Hani daha ne sorun yok. Devlet sıkıntı, polisler sıkıntı. Polisler sıkıntı veriyor. Ceza falan mı yazıyor? Vallahi her yerden yazıyorlar. Ama bak, karşı derler. İzliyorlar ya. Büyük sorun yok, adalet yok. Adaletsizlik var. Aynen. Mesela örnek verebilir misin? Mesela her konuda yani paran oldu mu, dayın her yerde olur. Paran olmadı mı zaten. Boş olsan zaten millet seni tanımaz bile dayı, niye? Para, adalet parası olanlara göre değişiyor diyor. Adalet zaten para olmuş dayı, niye? Sorun nasıl çözülür senin önerin? Bir soru, korona var, bir çözüm. Koronay. Ne yapmak? Bak sen maske takmamışsın. Takmıyorum, haklı. Maskemizi işte takıyoruz, tamam mı ablacığım? Hemen. Her şey pahalı olur. Ne yapacak? Abi de pahalılık var diyor. Tamam abla, teşekkür ederim. Merhaba. Bir soru sorabilir miyiz? Bingöl'ün en büyük sorunları nelerdir diye. Yani halkı biraz bilmiyorum ama çok şey olarak iyi değil. Onda iyi değiliz mesela. Yani yardımsever bence. Hani ben de buralı değilim. İzmir'den geldim. İzmir'de mi oturuyorsunuz? Orada. Ailem oralı. Buralısınız. Yok. Peki nasıl gördünüz Bingöl'ü? Babam buralı. Annem İzmirli, orada doğdu. Bingöl'ü nasıl gördünüz? Bingöl çok, yani çok iyi. Hani, ama biraz geri kapalı. Kültür mü zayıf? Ben onu anlıyorum. Söylemek istemiyorsun. Evet, kıyamıyor, söyleyemiyor Bingöl'ler için ama ben anladım. Peki nedir tavsiyesi? Yani bence bu kafa yapısını biraz değiştirmeleri gerekiyor. Saygı mı az? Bir örnek verebilir misin? Nedir eksik olan? Saygı az diyeyim. Çok teşekkür ederiz. Bize selamlar. Abi, Bingöl'ü değilim ama sorun olarak bence ulaşım güzel aslında ama sorun olarak hani çok kötü bir şey göremiyorum ya. İlk sorunlarından biri, bir genç olarak şunu söylemek istiyorum. Hani çarşıya sokağa çıktığımız zaman özellikle çarşı merkezde oturacak güzel bir alanımız yok. Halka açık bir alan olması şart. Ondan sonra şu an hani yaz ayında olduğumuz için, yaz mevsiminde olduğumuz için pek görünmüyor ama kış ayı geldiği zaman, kar toplandığı zaman, su toplandığı zaman bu da bizim için ciddi bir problem oluyor. Ben Bahçeli Evler Mahallesi'nde yaşıyorum. Bahçeli Evler Mahallesi'nden 4 yola geldiğim zaman özellikle Atatürk İlköğretim Okulu'nun oralarda ciddi bir su toplanması oluyor. Ve yıllardır oluyor bu. Izgara yok. Izgara yetersiz, altyapı yetersiz. Şu an benim için en önemli iki problem bu. Yani önceliğim çarşı merkezde mutlaka halka açık bir yer olmalı. Hani insanların özgürce gidebileceği bir alan olmalı ve ücretsiz bir alan olmalı ki herkes istifade etmeli. Ücretsiz olduğu zaman tüm alan da halka açık olmuş olacak. Hani bunu özelleştirmemeleri lazım. Ve dediğim gibi altyapı problemini çözmeleri lazım mutlaka. Hani onun dışında birkaç şey daha var ama önceliğim bu ikisi. Teşekkür ederim. Benim adım Burhan Buruzay. Bingöllüyüm. 50 senedir Bingöl'de yaşıyorum. Bingöl'ün sorunları çok. Çok. TOKİ'nin sorunu var, park sorunu var, ticari taksilerin sorunu var. Hiç kimse toplantı yapmıyor. Eleştiriye geldiği zaman, cezaya geldiği zaman herkes kesiyor. Niye? Yani bu halk insan değil mi? Yollarımız standartların altı. Park sorunumuz var ticari taksi olarak. Nereye gidiyoruz? Trafik bize ceza kesiyor. Biz bu parayı rahat mı kazanıyoruz? Biz devlet memuru değiliz. Biz bir sefer çıkaran kadar şehri 10 defa turluyoruz. Bir kezin içinde TOKİ yapıldı. TOKİ'nin hakkı dışarı olması lazım. 5 kattan yukarı olmaması lazım. Bura deprem bölgesi. Bu TOKİ'lerin merkeze yapılması bir sorun diyor. Tabii sorun. Ya Türkiye'nin hiçbir yerinde şehir merkezinde TOKİ yapılmış mı? Tamam, güzel. Güzel bir proje ama şehir dışında yapılması lazım. 8 kat yapmayın. Peki itfaiye yetişiyor mu? Yok. Bir artı, TOKİ'de aidat alıyorlar 130 TL. Yazık, günah. Ödemeyen var, yetim var, fakir var. Ondan sonra mağdur olan var. Adam başı 700 TL almışlar, duvarı örmüşler. Peki TOKİ televizyonda diyorlar ki ondan sonra biz fakir veriyoruz, kira öder gibi. Peki denetleyen var mı? Denetleyen merci var mı? Özel sektör olduğu zaman adam nasıl çalışıyor? Devlete de öyle çalışsın. Doğmamış yetimin hakkı var bunun içinde. Ben alıyorum taksiyi sabah 5'e kadar. Ben tilki gibi köyün etrafında dolanıyorum. Bir ekmek evime götürmek için.
Vallahi ben çok teşekkür ederiz. Hiçbir sorunun yok. Vallahi be, maske takmıyorlar, ben takmıyorum ama Bingöl'ün sağlığı haber şeyler önemlidir. Evet, Bingöl'ün en büyük sorunu nedir sizce? En büyük sorun açıkçası kendi özellikle yöneticileri kastediyorum. Halkına çok değer vermiyorlar. Hizmet konusunda göz boyalamak için bazı şeyler yapılıyor ama gelişmekte olan bir yer. Halkı çok güzel bir insanlar. Düşüncesi, halkına sahip, fedakar gösteren kişilerdir. Ben mesela şu anda işle ilgili özel şirkete çalışıyorum. İsim vermek istemiyorum. Bir anlaşmazlık işle alakalı olan bir durum vardır. Söz konusu beni bir şey için beni ikna etmeye çalışıyorlar. Ve buna benzer şu an yöneticilerimize bakın. Halkına gerçekten değer vermiyorlar. Ben bizzat bunları mesela göz önünde bulundurması arz ediyorum. Sonuçta buradaki sen halkın bir oyuyla buraya geliyorsun. Sizin kastettiğiniz yönetici milletvekili mi yoksa buradaki müdürler mi? Buradaki milletvekilinden kastım ve alt tabaka kadar bu sistem böyle devam ediyor. Yani al ver meselesi gibi olmuş bu durum. Gerçekten yakıştıramıyorum. Ben sadece affedersin yani kim olursa olsun insan olsun ama hakkıyla işini yapsınlar. Kim olursa olsun ABC demeden ayırt etmeksizin. Yani eşitlik istiyorum, adalet istiyorum. Gençlerin gerçekten hedefleri, hisleri okuyup da çok pozitif düşünen insanlar vardı, kişiler vardı. Bu özellikle yaşlı kısımdan kesildi. Gençlerin de bir kapı açmalı lazımdır. Gençlerin bence yönetilmesi en eftalidir, en güzelidir. Teşekkür ederim. En büyük sorun nedir? İşsizliktir. Herkes sokaklarda görüyorsunuz her kava başından sanki bir mevlüt veriyorlar. 100 kişi, 200 kişi bomboş. Kahveden başka bir iş yok Bingöl'de. Yani en büyük sorun işsizlik diyorsun. Peki bir öneriniz var mı? İşsizlik nasıl engellenir? O benim sorunum değil. Onu bizi yönetenlerin sorunudur. Evet. Çünkü ben de işsizim. Boş geziyorum evet. Ne yapalım? Çok teşekkür ederim abi. Allah mimari adım. Eksikler diyebiliriz. Şehircilik. Şehircilik anlamında diyebiliriz. Yani üretim araçlarının eksik olduğunu diyebiliriz. Yani herhalde öyle fazla şu an aklıma gelen bunlar. Çok teşekkür ederim abi. İsminiz? Beyza. Beyza Hanım. Beyza Hanım Bingöl'de yaşıyorsunuz. Bingöl'de gördüğünüz en büyük sorun nedir? Arabalar hem az hem de çok geç geliyor. Herkesin arabası olmayabilir. Yani çok geç geliyor ve yavaş ilerliyor. Bir de fazla yolcu alıyorlar. Fazla yolcu alıyorlar mı? Pandemiden dolayı diyor. Merhaba. Teşekkür ederiz. Bingöl'ün sorunları var mı? En büyük sorun nedir siz? Evet, Bingöl'ün soruları var. Mesela kültürel faaliyet açısından çok yetersiz. Ulaşım sıkıntısı çok fazla, otobüsler olsun. Altyapı sıkıntısı var. Hani otobüslerin sayısı mı az yoksa geç mi geliyor? Geç gelmesi açısından, sayısı açısından. Sonra dediğim gibi kültürel faaliyetler açısından. Hani bir öğrenci kendini burada çok fazla geliştiremez. Öğrenciler için sıkıntı var. Öğrenciler için çok büyük sıkıntı var. Ben de bir öğrenci olarak. Çok teşekkür ederiz. En büyük sorunun ne? En büyük sorun belediyede şikayetçiyiz. Bu evlerimizi yapmaya 4 yıldır kiradayım. Kira zor veririm. Bir de zaten maddi durum siz bilirsin nasıldır. Bir ekmek edemiyoruz. Peki belediye sizin kiranızı vermiyor? Ya veririm. Bir kere veririm ama ben 550 veririm. 4 yıldır bak, Said Nursi Park'ın orada oturuyordum. Şu anda 4 yıldır mağdurum ben. Çocuklar da zordu. Herkes kendi şeyine bakıyor oğlum. Bu Kültür Mahallesi'nde yapılan TOKİ'lerden bahsediyor abla. Oranın mağdurum diyor. 4 yıldır yapılmadı diyor. Ama abla anlaşmışlar inşallah en kısa zamanda. Şimdi inan ki oğlum sevinirim. Bak bugün yapılan ben de kendime daha kirada kurtma. Ben tek değilim. Herkes benim gibi mağdurdur. Yayınlayacağız inşallah. Rica ederim evinizi yapsınlar. Çok zordur. Eşim olmadığınca bir babanın maaşına baş veririm. Bir ekmektir o değil. Yok senin babanın maaşı vardı biz vermedik yardım sana. Hani bir 600-700'den ne gelir ki oğlum? Allah razı olsun. Sizce Bingöl'ün en büyük sorunu ne? En büyük sorun kahvehane sorunu. Yani hem bir yaya olarak hem de bir sürücü olarak çok şikayetçiyim. Ayrıca işsizlik sorunu var. Aslında sorun çok da. Peki öneriniz var mı bu sorunlar için? Kahvehanelerin kapatılması, işsizliğin önlenmesi hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet bugünlük bu kadar. Sevgili Bingöl tarafsız haber takipçilerimiz, sokak röportajlarımız devam edecek. Bingöl'ün sorunlarını sorduk. Bu arada kameraman arkadaşım Semih'e de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki röportajda görüşmek üzere.